Geçtiğimiz günlerde Berlin Eyalet Parlamentosu'nda düzenlenen toplantıda medya ve uyum konusu masaya yatırıldı. Toplantıya Türk ve Alman gazetecilerin yanı sıra çok sayıda dinleyici de katıldı. CDU Eyalet Meclis Grubu, Türk-Alman İş Adamları Birliği TEDU ve Alman-Türk Forumu DTF ile birlikte düzenledikleri toplantıya Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Gülaçı, Berliner Zeitung'dan Christine Rüşta, Berliner Morgenpost'tan Joachim Faun ve Sabah Avrupa Sorumlusu Miktat Karaalioğlu katıldı. TEDU Başkan Yardımcısı Dr. Kemal Ertekin'in Gießen Üniversitesi'nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre Almanların %50'sinin yabancıları ve Müslümanları istemediğini ifade ederek bu bağlamda medyanın üzerine önemli görevler düştüğünü belirtti. Her iki toplum arasında var olan önyargıların giderilmesi için medyanın rolü ne olmalı sorusuna söz alan Sosyal Demokrat eğilimli Berliner Zeitung yazarı Christine Rüşta, açıklanan verilerin gerçekleri yansıtmadığını dile getirerek, "Biz Radyo Multikulti ile birlikte röportajlar yapıyoruz. Yabancılar ve Almanlar birbirleri hakkında görüşlerini çekinmeden açıklıyorlar. Böyle bir yüzdeyle karşılaşmadık. Gazete olarak mümkün olduğunca göçmenlerin günlük yaşamını sayfalarımıza yansıtıyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu. Hürriyet gazetesi Berlin temsilcisi Ahmet Gülaçı, 1996 senesinde Enerve eyaletinde yapılan araştırmalarda Alman gazetelerinin yabancılar hakkında verdikleri haberlerin %80'i sansasyonel. "Biz Almanya'da daha iyisini yapmak zorunda değiliz. Ludwigshafen yangınında daha araştırma yapılmadan tanınmış politikacılar, yangında herhangi bir kundaklama yok" açıklamasında bulundular. Alman basını bunun üzerine yeterince gitmedi. Mark olayında da Alman medyası milliyetçi davrandı. Başbakan hukuka müdahale etti. Yabancıların olumsuz yönleri ön plana çıkarılıyor. Mesela Köln'de, Münih'te cami yapımları haberleri ön planda diyerek, kendisinin de bir haber yazarken veya yorum yaparken uyuma uygunluğunu düşünmediğini sözlerine ekledi. Bild gazetesi ailesinden Berliner Morgenpost yazarı Joachim Faun, yabancılara yönelik sık sık pozitif haberler vermek, Almanlar arasında daha çok ön yargının gelişmesine neden olabilir. Ancak ben, yabancıların sadece kriminal olarak gösterilmesinden yana değilim. Uzun yıllardır burada yaşayan göçmenlerin neden daha çok Alman medyasını takip etmediklerini şaşıyorum diye açıklamada bulundu. Sabah gazetesi Avrupa sorumlusu Miktat Karaalioğlu, kendilerinin de diğer gazeteler gibi günlük olaylarla ilgilendiğini dile getirerek, "Biz daha çok Türkler ve Türkiye üzerine yazdığımız için milliyetçi olarak nitelendiriliyoruz. Oysa uyum konusunu da yeterince dile getiriyoruz. Yangın olaylarında ölçülü davrandık. Türkiye'deki sabah haberlerinden biz sorumlu değiliz. Nazi Ferlak başlığını onlar atmış. Bu olay hep kullanıldı. Ancak hiç kimse bize telefon edip bu başlık hakkında konuşmadı. Biz paralel toplum üzerine değil, toplumsal yapımıza, okuyucularımıza göre yayın yapıyoruz. Oysa Hessen seçimlerinde Bild gazetesi paralel toplum için yayın yaptı, kimse buna değinmiyor" şeklinde konuştu. Mesela Almanya'daki CDU'nun şu andaki yapmış olduğu politika, evlilikteki çıkartmış olduğu zorunluluklar var biliyorsunuz. İşte Türkiye'den evlenecek kişinin Almanca bildiğine dahi bir belgenin alınması. Yani düşünebiliyor musunuz? Vatandaş köyde, kırsal bölümde yaşayan bir insanın Almancayla, yani bu resmen bir engel. Engelleri aşabilmek için bunlara neden böyle bir politika kullanıyorsunuz diye bunların üzerine gitmek istiyoruz bu konuda. Yani sizlerin de kanalıyla Almanya'daki medya, zaten Türk medyasının ne şekilde çalıştığını bizler biliyoruz. İşte biliyorsunuz Ludwigshafen olayında biliyorsunuz. Oradaki kişilerin yandığı durum, ondan sonra oradaki Almanların duyarlılığı, ne şekilde duyarlılığı. Ki bizler gene, biz Türkler burada gene duyarlı davranıp çok üzerine gitmemekle beraber haklarımızı aramaya başladık. Yani biz TEDU olarak da hem Berlin Brandenburg'da ve Almanya'daki TEDU'lar da bu konuda çok ağırlık vererek çalışma yaptı. Yani demek istediğim şu, toparlayacak olursak, bizler bunların üzerlerine gitmediğimiz müddetçe sivil toplum örgütleri, dernekler bu konuda hiçbir zaman hani başarılı olamayacaktık ki bizler üzerine gitmek zorundayız. Bu tür çalışmaları devam ettiğimiz zaman Avrupa'da hem CDU'suyla hem Yeşiller'le hem SPD'siyle hem de Sol Parti'yle hepsiyle de mücadelemizi dernekli olarak vereceğiz. Bugün buradaki toplantı biliyorsun Türk toplumunun Almanya'daki entegre sorunu gündeme getirdi. Türk toplumu neden entegre olmuyor? Bir ikinci konuda Alman basınının özellikle Türk toplumuna ya da yabancı topluma bakış açısı irdelendi biliyorsunuz. Tabii ki bunu her iki taraftan ele almak lazım. Birinci sorun, Türk toplumunu eğer burada asimile etmeye kalkarsanız da asimile ederken entegre olmayı da etkilersiniz. Yani buna Alman toplumu, Alman siyasetçileri çok büyük önem göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer bir topluma onların bakış açısı olarak
onların göz hizasından yukarıdan bakmaya çalışırsanız da o toplumda hırçınlaşır. Maalesef özellikle Alman toplumunda son dönemlerde özellikle ve özellikle Türk işletmelerine karşı böyle bir bakış açısını gözlemledik. Bunu hem Alman medyası hem Türk medyası yakından izledi. Şimdi böyle olunca tabii ki Türk medyası da buna karşılık yayınlar yapıyor, buna karşılık programlar hazırlıyor. Her iki tarafta kendisine çok iyi çeki düzen vermesi gerekir. Burada da büyük sorumluluk özellikle Alman siyasetçilere düşüyor. Yapılan son bir araştırmayı eğer göz önünde bulundurursak, siyasetçilerin yabancılara bakış açısı söylemlerinden kaynaklanan problem, Almanya'da yabancı düşmanlığını 2007 itibariyle %60'a çıkarmış. Bu çok korkunç bir şey. Biz bu ülkede artık yabancı değiliz. Bu ülkenin belki de asıl unsurlarıyız. Biz her ne kadar da bu ülkeye işçi olarak geldikse de bu ülkede vergi veren Türk kökenli yüzlerce Alman şirketi oluşturduk. Yanımızda yüz binlerce insana ekmek veriyoruz. Bu ülkenin ekonomisine büyük katkılarımız var. Eğer bu ülkenin medyası, bu ülkenin siyasetçileri bizi bu şekliyle dışlamaya kalkarsa, bize bunlar yabancıdır, yabancı gözüyle bakarsa gerçekten çok büyük hata işlemiş olurlar ve Alman ekonomisine büyük zarar vermiş olurlar. Her şey makul bir çerçeve içerisinde yapılması lazım ve öyle görülmesi lazım. Ne Türk medyasının Almanlara karşı ön yargısı olması gerekir, ne de Alman medyasının özellikle iş sektörü açısından bu kadar ön yargılı, bu kadar yanlış, yalan haberlerle gündem oluşması gerekir diye düşünüyorum. Bunların bir an önce siyasetçiler tarafından çözülmesi, siyasetçilerin de her platformda yabancılar uyum sağlamıyor, yabancılar entegre olmuyor diye söylemleri çok büyük sorun teşkil ediyor diye düşünüyorum. Yaşayan yabancılar da mutlaka yaşadıkları ülkenin kanunlarına, nizamlarına uymaları gerektiğini bilmeleri lazım ve asimile olmadan, kendi özünü kaybetmeden mutlaka entegre olmalı diye düşünüyorum.